Tartışın. Telefon attığımızda yayının başında sizlere söylemiştim. Hümeysa Metegül hanımefendi var. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu zor gecede yayına katılmayı kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Saat 12'yi geçti. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dün geceden itibaren kız kardeşinizin yaşadığı o olay bütün Türkiye'yi derinden etkiledi ve gündemin en önemli maddesi oldu. Ben size hani klasik nasılsınız gibi sorularla başlamayacağım. Öncelikle şunu merak ediyorum. Sağlık durumu nasıl? Siz yanında mısınız, evde misiniz? En son ne zaman gördünüz? İyi mi? Türkiye bunu merak ediyor. Sağlık durumunu sorarak başlamak istiyorum size. En son bu sabah gördüm. Hastanede değilim. Şu anda yeğenimle beraberim. Yeğenimle ben ilgileniyorum. Annem yanımda, ablamın. Kritik dönemi atlattık diye düşünüyoruz. Şu an hayat tehlikesi yok. Ama yüzünde kırıklar var. İki kırıklar. Şu an açılmıyor. Evet. Tedavisi devam ediyor ama hayat tehlikesi yok. Beyin hasarı da yok. Neyse ki çok şükür. Çok geçmiş olsun. Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Peki ben size şunu sormak istiyorum. 3 yıl önce boşanmıştı değil mi? Şiddet gördüğü eski eşinden 3 yıl önce boşanmıştı. Evet, bu 3 yıl içinde benzer bir olay yaşandı mı? Yani olayın buraya geleceğini siz öngörüp güvenlik güçlerine, emniyete başvurmuş muydunuz? Evet başvurduk. Uzaklaştırma kararımız da vardı. Yeni bitmişti hatta. Peki yani... Neden buluşmayı kabul etti böyle bir tehlike varken? Buluşmayı kabul etmek değil bu. Esen babasıyla beraberdi o gün. Evet. Ablam da. Yani neden yan yana geldi? Ha, çocuğu almaya gittiği için evet. Mecbur görüşmek zorunda kaldı. Kesinlikle. Daha önce böyle bir şiddet olayı yaşanmış mıydı aralarında? Evet yaşanmıştı. Bu kadar ağır mıydı? Yoksa hani gerçi şiddetin ağırı azı olmaz. Tabii. Her türlüsüne karşıyız da. Yani çok yakın şeyler yaşandı. Ama bu kadar canice, hepsi canice tabii ama yani bu kadar olmamıştı hiç. Hanımefendi geçmiş olsun. Tekrar acil şifalar diliyorum. Gerçekten Türkiye'nin vicdanı çok sızladı. Çok mu kırıklar fazla mı? Yani şeyde filan mı bu elmacık kemiklerinde filan mı kırıklar? Vahşet ya, vahşet. Yani burnumda var, bir de yüzümde tam şu an şişlikten dolayı belirlenemeyen kırıklar var. Peki kızım, o şerefsiz ablanı niye şey yaptı, sokak ortasında bu şiddet uyguladı? Nedir, gerekçe ne? Gerekçe yani şiddet için herhangi bir gerekçe... Gerekçe, tabii kabul istemiyor, o anlamda söylemedim. Yani nereden çıkmış, bu şerefsizi niye yapmak durumunda kalmış? Şöyle, ablam... Esen'i almaya gittiğinde alkol içtiğini ve sarmış olduğunu fark etmiş. Ve ona bu yüzden tepki göstermiş. Neden hani Esen'in yanında bunu yapıyorsun? Ekrem çocuğunuz mu? Şey, ablanın çocuğu mu? Evet. Tamam, peki. Eslem. Eslem. Eslem, özür dilerim. Ve onun gözü önünde gerçekleşiyor şiddet olayı maalesef. Evet, sonrasında çileden çıkıyor. Ablamın tepki gösterdiği için olaylar büyüyor ve bu raddeye geliyor. Peki 5 yaşında Eslem, o yavrucağın gözünün önünde gerçekleşti bu olay maalesef. Biz görüntüleri izledik. Burada da tabii ki hani veremiyoruz onları, vermeyiz de. Psikolojisi nasıl şu anda? Atlatabildi mi o şoku? Çünkü onun gözünün önünde gerçekleşti bu olay. Eslem çok güçlü ve çok akıllı bir çocuk. Ama tabii ki dışarı bulmamayı tercih ediyor bu dönemde. Yani... yaşamamış gibi davranmayı tercih ediyor. Ama ben onun her zaman yanındayım. Yani her zaman elinden tutacağım ve en kolay şekilde atması için elinden ne geliyorsa yapacağım. Tutuklandı değil mi şey? Evet. Kızım, ablanızın tutuklandı ama bırakılmaması çalışıyor mu lazım. Hanımefendi. Kız kardeşi. Kız kardeşiniz çalışıyor mu? Abla. Öyle mi? Ha, ablanız çalışıyor evet, mu? Ablanız çalışıyor mu? Ablam çalışmıyordu. Eslem'le ilgileniyordum. Kaç peki, yaşında? Nafaka veriyor muydu malum kişi? Hayır yani. Kendine bakmayan insan nasıl nafaka verebilir?
Ya 24 yaşındaydı abla. Sizin şu anda yetkililerden beklentiniz nedir? Aynen. Onu ben merak ediyorum. Bir mesaj verin Türkiye'ye. Türkiye yani Cumhuriyeti Devleti'nden talebiniz nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nden talebiniz nedir kardeşim? Sizin ne isterseniz olması lazım. Artık yeter. Bir de bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Evet. Bakın şu tam an geride denk geldi maalesef. Yani artık hakikaten bu iş Türkiye'de bir yani aşağılık bir gelenek halini aldı ve durdurulamıyor ya. Durdurulamıyor. Yapanın yanına kar kalıyor. Ha yapan ünlüler de var. Yapıyor ondan sonra devam ediyor. Nedir sizin Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden talebiniz nedir kardeşim? Ya benim talebim öyle bir ceza almasını istiyorum ki bundan sonra yaşanabilecek bütün olayları kesecek bir ceza olsun istiyorum. Kimse bundan sonra böyle bir şeye cesaret edemesin istiyorum. Evet doğru güzel bir mesaj. Hanımefendi siz evli misiniz? Hayır ben 18 yaşındayım. Tamam. Ben tamam kızım peki. Peki büyük geçmiş olsun ne diyelim. Peki yani merak edilen bir şey daha var. Şimdi ben buradan ismini söyleyeceğim açık açık. İbrahim Zarap. Hani tüm Türkiye duysun. Bunun yani nasıl bir adam olduğunu herkes duysun. EM diyorum ben kardeşinizin yani ablanızın adını söylemiyorum. İşte görüntüdeki bu. Tüm Türkiye ezberlesin. Tüm Türkiye görsün. Ailesinden, yakınlarından vesaire tehditler devam ediyor mu? Onu da bilmemiz ailesi lazım. Ailesi ve yakınları bize tehdit daha önce de savunmadı. Anlamadım. Daha önce de bir tehdit almadı yakınlarından. Yakınları yani ailesini suçlamak doğru değil. Bu suç bireyseldir. Evet, ailesinden herhangi bir ablana karşı ya da sana tavırları karşı nasıl? Herhangi bir ters bir tavır oğlumuz döver de bilmem sever de gibi bir tavır yok değil mi? Etmez bunu. Asla asla. Onlar da olmuş olmuyor tabii ki yani. Yani psikopat bir karakter anladığım kadarıyla böyle bir şey var. Ya, yani dengesiz evet. Bir karakter. Yani anı tutmayan bir insan. Hocam, ben bu konuyu çok düşündüm. Çok literatür okudum. Ben bu konuda tek bir çözüm görüyorum. 10 sene önce de özel program yaptım. Hatta Nagihan bana kızdı o zaman. Sonra o da dediğime geldi. Kadınlara bireysel silahlanma hakkı tanımak zorundayız. Olmaz. Olacak hocam. Bence olmaz. Bu bir caydırıcı. Kimseyi vurmazlar kadınlar. Silah varsa kolay 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 bu saldırılar olmaz. Olmuyor hocam. Olmuyor. Bakın, şimdi bir şey söyleyeyim Rasim. Nasıl yurt dışında gittiğin zaman birine dokunamıyorsun değil mi? Veya diyor ki sana cezalar çok ağır yaptırımlar. Düşme evet. Kardeşim diyor. Serbest hiç çevirme tabii, meğerme tabii, binde tabii, bir tabii, olur tabii, değil tabii, mi? Tabii. Diyor ki ama düşme yazıyor. Burada da demin kızımızın dediği gibi çok caydırıcı ağır cezalar koyacaksın ki bu kadın özellikle kadın cinayetleri. Şiddet, tabii kadın cinayet. Şiddetle ilgili en ağır cezayı vereceksin ki. Abi dokunamayacak bile. Peki. Nasıl yurt dışına gittiğin zaman işte, bir tane, abi, size bir tane yurt dışına bir kavga çıkar hocam, bakalım hadi. Bir dakika. Yiyorsa bir kavga çıkar. Varumuz konuştuktan sonra biz. Hanım kızım. Verilse de olmuyor. Hanım kızım sizin babanız hayatta mı? Evet. Yani siz anne babanızla mı kalıyorsunuz kızım? Evet anne babamız da yaşıyor. Ablanız ve yeğeniniz de mi babanızla kalıyordu? Evet bizle. Ya şu anda onların yanındasın. Büyük geçmiş olsun diyorum annenize babanıza da. Çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha vermesin. Umarım yani en azından spreyler dağıtılmalı mesela. Bütün o sprey. Hocam sprey mesela yani şey olan hemen sersemletici böyle adamın 20 dakika kendine gelir ya da elektrik ama veriyor. Ne kadar karşı koyabilirsin bir erkeğe. İnan o kadar caydırıcı olur ki o. O kadar caydırıcı olur ki. Ayrıca ben sana bir şey söyleyeyim. Bunlar tamamıyla bir toplum psikolojisi. Yani orada ailesinden ufacık bir bu tarafa yani mağdur tarafa ufacık bir şey hafif bir şey gelirse yani orada bütün Samsun halkı birleşir. Tabii yani, onun için bunu aklımıza bile getirmiyoruz. Evet. Neyse ailesi ki öyle bir bile, sıkıntı yokmuş. O Zibidi'nin ailesi bile zaten. Buna aynı şekilde ben sana söyleyeyim destek çıkmazlar. Ama Sinan abi bir ay sonra çıksa medya çıkarmayacaksın. Olmuyor abi. Ha, abi çıkarmayacaksın. Adam gidiyor kadın gidiyor değil mi? Kadın gidiyor diyor ki bu adam beni diyor öldürecek diyor. Bu adam beni vuracak diyor. Bu adam beni yapacak diyor. Hayır bir şey olmayacak diyor. Abi. Bir hafta sonra cezası da az. Af tüfeğiyle pompalıyla geliyor. Aynen öyle. Pat kadın ölüyor. Ve bir de medya olarak da biz unutuyoruz. Bunları çok yaşıyoruz kardeşim. Sinan abi medya olarak da biz unutuyoruz. Bir çok ay iki bir ay. Ya bir yok muydu bir tane
Buna karısını döven bir spor yorumcusu geri döndü ya geçen abicim, hafta. Beni konuşturmayın ya, geçen hafta döndü. Rasim, geçen hafta çok, döndü ya. Rasim, sen siyaset programı yapıyorsun. Bir sürü tanıyorsun bu tip. Bunlara daha çok kolluk kuvvetleri, bunlara bizim savcılarımız, hakimlerimiz bunlara, anladın mı, müsamaha etmeyecekler. Adam bakıyor, abi dövüyor, bilmem ya ne yapıyor, ateş ediyor pompalıyla. Tutuksuz yargılanacak. Sinan abi, olmuyor. Bak, şey yeniden ya söylüyorum. Karısını, dur kızımız. Bir dakika, kızımız. Yorumcusu geri döndü. Daha 2-3 ay sonra yine golf sopasıyla kadın dövmüş kişi şu an canlı yayında başka bir yerde. İsim vermiyor şimdi, ama biz medya olarak 200'lüyüz. Golf sopasıyla kadın dövmüş kişi şu an canlı yayında başka bir kanalda. Evet. O da şimdi Rasim, vah vah diyor, İbrahim Zarrab tutuklansın diyor. Kadına şiddet ve kötü diyor. Tövbe. Öbürü bir de solcu geçiren biri. Bir de TRT'den çıkıyor. Rasim, yorumlara o devam ederiz. Dönmüş. Önce bir... Dur kızımız, yani, kızımız. Önce bir bekletmeyelim. Zaten hani zor saatler yaşıyorlar. Telefonda yani bekletmeyelim. Peki evet, Hümeysa Hanım ya, şunu soracağım. Az önce Sinan Engin'in ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın da vurguladığı gibi. Hani bazen medyada unutuyor, herkes unutuyor. Salıveriliyor bu insanlar. Ondan sonra bir şey olur mu? Bir endişeniz var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz eğer olur da bir ay sonra çıkarsa? Yani ilk olarak ben şu an sosyal medyaya bunlar yansıması halde hiçbir şekilde tutuklanmayacağıma adım kadar eminim. Tutuklanmayacak yani. Nereden biliyorsunuz bunu? Abi öğrenilmiş çaresizlik. Bir defa yaşamıyoruz bunu. Elini kumşallaya sallaya çıktı. Belki bir ilk oldu. Kardeşim bu sefer sosyal medya ayaklandı. Sosyal, şimdi bak ben bir şey söyleyeyim mi? Bir ilk olur ya. Bir dakika, Türk hakemlerine giydiriyoruz. Hepsi için değil. Ben bu hafta yine İstanbul'un yeni üst düzey başsavcılarından biriyle biz gittik, konuştuk. Çok iyi hukukçularımız var ama kimi Türk hakimleri de Türk hakemleri gibi kardeşim. Bunu da söyleyeceğiz arkadaş ya. Şimdi sosyal medyada ayaklanma oldu. İbrahim Zarrab'ı muhtemelen tutuklayacaklar kardeşim. Rahat ol ama. Tutuklandı ya. Gözaltı hocam. Gözaltı, gözaltı. Ama şimdi burada Onur'u da tebrik ediyorum. Beyaz Spor ekibine de helal olsun. Bak, şimdi gündeme gelip tutuklanır. Ama bu konu gündeme gelmeseydi dediği gibi bırakılacaktı. Aferin, haklısın kardeşim. Rasim. Haklısın. Şimdi bak kızım, iyi dinle. BM'den senin dediğin gibi güzel kızım bak. Abi 6 ay önce 72 yaşındaki bir kadını iki şerefsiz evine evine girip hırsızlık yapıp, anladın mı, kadını kesmişler. Ay. Bak 72 yaşında kadını. Müebbet almışlar bunlar. Sonra ihal indirimi alıp 12 yıla düşmüş. Ya bunlara nasıl ihal indirimi veriyor? Hangi hakim vermiş buna? Veriyorlar. Abi İki işte bak, bunu. Çok iyi indirim ben sana söyleyeyim. Evet. Kravatını yapıyor, bir göster beni. Evet. Hakim bey, bir daha yapmayacağım. Çoluğum çocuğum, hakim bey. Alo. Bitti. Pişmanım. Evet. Falan, bu tür adamlar bak, da iyi oynar yani. Bu konularda hatta Nagihan'ın bir önerisi var benim işimin. Bu tür şiddet davaları kadın hakime verilsin. Çünkü kadın hakimler, biz erkekler bazen bu erkek dayanışmasıyla iğrenç olabiliyoruz kardeşim. Öz eleştiri yapalım. Ama bir kadın hakim, bir kadını tekme tokat dövmüş birini ya da bunları yapmış birini böyle cezasız bırakmaz diye abi düşünüyorum. Ya yani benim de fazla bir umudum var mı? Fazla bir umudum yok. Hadi kızımızı şey yapalım. Ama benim geçmiş olsun. Şimdi arkadaşlar. Ama peşinde olacağız biz de inşallah. Benim de bugün muttali olduğum bir olay oldu. Son derece rahatsızım. Kadına şiddet. Hayır, kızımıza varsa sorunuz buyurun. Kızımızı bir şey yapalım hocam. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Son sözlerini alalım. Evet, son bir mesaj alıp sizi de çok meşgul etmeyelim. Hani sıkıntılı saatler geçiriyorsunuz. Son olarak buradan. Biz yanınızdayız her zaman. Mikrofon sizin, kanal sizin. İstediğinizi söyleyin. Yetkililere seslenin. Aynen. Karşı tarafa seslenin. Son olarak ne mesaj vermek istersiniz? Öncelikle gerçekten bu süreçte yanımda olan, yani ülkeme çok teşekkür ediyorum. Çünkü binlerce mesaj aldım ve yani çoğuna cevap bile veremedim ama biraz da dik durabilmemin sebebi bu kadar insanın benim arkamda olduğunu bilmenin rahatlığıydı. Yani ne kadar bizi yıldıracak insanlar varsa o kadar da bize destek olacak ve haklı tarafını tutacak insanlar varmış. Bunu çok daha net bir şekilde birinci dereceden görmüş oldum. Ve ben bu olayı birebir yaşadıktan sonra hiç kimsenin artık susmasını istemiyorum. Yani susmayarak, yani gerekli cezaları aldırarak, bu insanlara caydırarak bunun bir sonunun gelmesini istiyorum artık. İnşallah. Kızım, Türk halkı duyarlıdır. Bir anda
toplum hareketi vardır. Çok yani önemlidir. O, Türk halkı sosyal duyarlıdır. Sosyal medya olunca duyarlı. Sosyal medya duyarlıdır. Sen merak etme. Türk halkı duyarlıdır. Özellikle de Samsun'un delikanlına duyarlıdır. Sen merak etme. Ben de şöyle diyorum kızım, her şey ne olursa kadınlar olsun. Kadınlar duyarlı olsun. Bir de erkeklere güvenmesinler abi. Polisine, savcına, hakimine aynen. Güven. Devlet erkanına, valiye, kaymakama güven. Böyle başıboş değil bu ülke. Değil ama aynen. Hocam. Devlet çok erkanı da bu konuda sadece sosyal medya olduğunda değil. Her nasıl var. Ki Türk hakemlerini eleştiriyoruz. Yeri geldi Türk hakimleri i̇şte eleştiriyor. Eleştiriyor ama işte hakimi. İyi yan indirimi vermiş. Sana anlattım şu. Hakim bey, hakim bey, hakim bey. Hadi çok geçmiş olsun güzel. Peki. Son olarak kadınlar, kadınlar kendi hakkını alacak kardeşim. Kadınlar olarak birleşin. Bak bizim Çaycı Hanım da şimdi elini salladı. Gel. Gel yanıma. Gel bak. Kadınlar. Gel öyle gel. Başörtülüsü, başörtüsü. Gel babacığım gel. 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 Gel babacığım gel. Gel kızım benim hanım. Bak. Gel yanıma. Ben kadınlar birleşmeli dedim. Elini ne yaptın göster. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Aynen. Bak değil mi? Mücadele. Aynen öyle. Gözleri yaşardı. Bütün kadınlar işte. Mücadele edecek. Onun için kızım çok geçmiş olsun. Var mı söyleyeceğim bir şey? Evet abi var. Hadi söyle bak. Dur. Söyle şunu. Rümeysa Hanım ayrılmayın bir saniye. Rümeysa Hanım ayrılmayın. Ben de sizin gibi aynı şeyleri yaşadım 18 yıl boyunca. Bak. 3 evladım var. Bak. 18 yıldan sonra Gülsüm dedim kendi ayaklarının üstünde durman lazım. Ve her şeyi geride bıraktım. 3 evladımla beraber. Şu an kendi ayaklarımın üstündeyim. Biz de beraber. Hiç kimseye ezilmedim. Allah razı olsun. Buradaki hepsi abim. Hepsinin yardımı desteğiyle. Abi. Şunu demek istiyorum. Biz bir kadınız ama güçsüz değiliz. Bravo. Aynen. Kadın çok güçlü. Biz güçsüz değiliz. Aynen. Biz herkesten güçlüyüz. Ne olur sağlam durun. Ailelere de şunu demek istiyorum. Ne olur kızlarınızın arkasında durun. Bravo. Benim bir ailem yok deyip de o zulme aynen. Boyun eğmesinler. 18 sene şiddet mi gördün ablam sen? Ben 15 yılımı her türlü her şeylere karşılaştım. Ama şu an 3 tane aslan gibi evet. Evladım var. Aynen. Üçüyle de gurur duyuyorum. Aynen. Annelerinin benim yanımdalar. Ve okuttum. Elimden gelenin fazlasını verdim. Kendimden her şeyi verdim. Gurur duyuyorum. Kendimle bravo. De evlatlarımla. Ne olur güçlü olun. Kadınlar dayanışsın, birleşsin. Eğmeyin. Ailelerden ne olur kızlarınıza sahip çıkın. Bu erkeklere çıkın. Güvenmeyin. Aynen. Kadınlar bak, yapacak. Çok teşekkür ediyorum. Hadi, evet. İşte bir iyi akşamlar dileyim. Kızım geçmiş olsun. Hümeysa Hanım buradan ben size bir söz veriyorum. Hani diyorsunuz ya bu olay unutuluyor. Biz takipçisiyiz. Sıkıntı aynen. Olabiliyor ileride. Her hafta konuşalım. Biz bu olayın takipçisiyiz. Hem biz spor servisi olarak Beyaz Futbol, Derin evet. Futbol hem de Beyaz TV ne zaman bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşarsanız bize ulaşabilirsiniz. Biz size yardımcı olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Bravo. Geçmiş olsun diyorum aynen. Tekrar. Ben çok teşekkür ediyorum. Teyze ablamızın da gelmesi ağlıyor. Çok iyi. Şey. İnşallah Rasim, daha güzel. İyi akşamlar. Sevgili Rasim Öztekin için de kan bulunmuş. Fergan Hoca attı hocam. Fergan bana da yazdı. Ay, Fergan onun hanımını tanıyormuş. Evet, öyle, başhekim doktor Cevdet Kocaoğulları ilgileniyormuş. Hocama hocam. Size emanet Rasim abi. Aman gözünü evet. Seveyim size emanet hocam. Şimdi arkadaşlar beni bir iki dakika dinler misin? Tabii Samsun halkı şimdi... olarak yanındayız. Bak Samsun'dan mesaj ama var. Ama sakin. Legal yoldan ayrılmak hocam bir dakika yok. Osman Gökçek'ten mesaj geldi. Samsun'dan çok özür diliyorum. Hanım kardeşim. Evet. Sinan abi Süleyman Soylu yeni getirdi. Sistemde eğer kadına şikayet ederlerse erkekler ayaklarına kelepçe takılıyor. Bravo. Bak, kadınlar. Eğer şikayet ederlerse erkeklerin ayaklarına kelepçe takılıyor. Elektronik kelepçe. Kadının 100 metre yanına yaklaştır ya da 500 metre yanına yaklaştan hemen alarm veriyor. Adam olduğu yerden alınıyor. Yeni bir teknoloji. Helal olsun Süleyman Soylu Bakan'a. Bravo. Eğer bravo. Bunu gerçekleştirirse. Bravo. Bu konu çok duyarlı. Şimdi... Süleyman Soylu Bakan'a evet. Helal olsun. Helal tebrik olsun. Ediyorum. Evet. Meclis sesi konuşmandan dolayı da tebrik ediyorum. Şundan dolayı da tebrik ediyorum sevgili bakanıma.